Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü, kullandığı otobüs seyir halindeyken fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtarırken gösterdiği insanlık örneğiyle takdir topladı. 170 numaralı hatta taşucu Silifke-Mersin arasında sefer yapan otobüste 75 yaşındaki Sebat Vural isimli yolcu aniden fenalaştı. Bunun üzerine otobüsün şoförü Erol Törün, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştirdi. Flaşörleri açıp kırmızı ışıklarda beklemeden geçen Törün, fenalaşan yolcuyu Erdemli Devlet Hastanesi'ne yetiştirerek sağlık görevlilerine teslim etti. Bu örnek davranışı otobüsün güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Otobüs şoförü Erol Törün, hastanın hayatının kurtulmuş olması nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederek, acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilmek için eğitimden geçtiklerini belirtti. Silifke'den Mersin istikametine doğru seyir halinde olduğum için direksiyondaydım. Erdemli Koca Hasanlı ilçesine geldiğimde orta taraftan yolcuların "Sayın kaptanım sağa çeker misiniz? Arabamızda fenalaşan bir amcamızın olduğu söylenildi." "Elbette" dedim. O sırada sağ olsun bir iki tane yolcumuz kendileri arkaya koşarak arabada kolonya bulunduğunu söyledim. Kendileri kolonyayı alıp amcamıza müdahale ettiklerinde amcamızın durumunun ağır olduğunu, en yakın şekilde bir ambulans talep etmemi söylediler. Yanımda bulunan yolcuya, bizim telefon görüşmelerimiz yasak olduğu için seyir halinde, buyurdum. Kendileri de 112'yi aradılar. Yer tarifi edemedikleri için tekrar ben telefonu elime aldım. Koca Hasanlı'dan çıktım. Erdemli'de postanenin önünde duracağımı söyledim. Kendilerinin bana Erdemli'ye ambulans yetişemeyeceğini söyledi. Davultepe'ye kadar gelmemi söylediler. Ben de yolcumuzun hayati tehlikesini riske atamazdım. Yoldan çıktım. Güzergahımdan çıktım. Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi'ne yolcumuzu yetiştirdim. O sırada amcamızın şuhlu yerine geldiğini fakat ama hala mesela terli olduğunu söyledikleri için amcamızı direkt aldığım gibi acile Erdemli Devlet Hastanesi'ne aciline götürdüm. Orada gereken müdahale yapıldı. Ve ben bundan gurur duymaktayım. Çünkü Sayın Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ın bize "Mersin ailesi bizim ailemiz, bizler onlar için varız" sloganıyla biz her zaman başkanımızın yanındayız. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma şoförlerinin 3 ayda bir ilk yardım eğitimi almakta olup ilk yardım kartımız ve sertifikamız olduğu için anında müdahale yapmaya yetkimiz olduğu için biz her zaman testten geçiyoruz. Her zaman sağlıkla ilgili 3 ayda bir kesinlikle ve kesinlikle eğitim alıyoruz. Bunun içinde yapmış olduğum müdahaleden dolayı vatandaşa hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi şoförünün gösterdiği bu hassas davranış sayesinde hayatının kurtulduğunu belirten Sebat Vural, böyle bilinçli ve insani değerleri yüksek şoförleri bünyesinde çalıştıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ben Silifke'de işlerim vardı, dairelerde falan çok koşturdum. Dolayısıyla yapmamam gereken bir hatayı yaptım. Güneşin altında fazla kaldım. Erol Bey, şoför anında müdahalesi, hastaneye yetiştirmesi gerçekten gurur verici bir iştir. Orada bir de bayan hemşire hanım, ismini bilemiyorum ben, hemşire olduğunda yeni öğrendim. O da bir müdahale yaptı. Dolayısıyla işte acilde falan geçen şeyler var. Ben ayrıca şunu da söyledim kendime geldiğimde otobüsün içerisinde, "Lütfen şeye götürmeyin, bu insanlar işlerine gidecek" diye de söyledim ama Erol Bey buna rağmen önce sağlık diyerek beni belediye Erdemli Hastanesi'ne kadar götürdü. Yani bunu hakikaten demek ki ülkemizde bazı kuruluşlar, resmi kuruluşlar bu sağlığa çok önem verdikleri sürece insanlara daha iyi kazanacaklar. Mersin Belediyesi benim yanımda şahsımda büyümüştür.